Tam bir gurbetçi güzelleri. Bak çok klasik. Bunlar acı. Normalde çok erken evleniyorlar. Hanginiz evlendiniz? Dulum şimdi. Boşandın. Evet. Bir alkış. Abi çok erken evleniyorlar çünkü. Bak ben gurbetçilerde en şaşırdığım şey. Kaç yaşında evlendin? 19. Hangi ülke? İsviçre. Sen evli misin hayatım? Yok, hayır. Kaç yaşındasın? 19. Zamanı gelmiş. Sevgilin var mı? Hayır. Niye yok sevgilin? İstemiyorum. Olsaydı söyler miydin? Hayır. Var o zaman. Hayır. En etkilendiğin üç özellik? Adam olsun yeter. Adam olsun derken kim kastediyorsun? Ramazan senden bahsediyor belki. Daha adam biri bulunamaz şu an. Yani evrimini tamamlamış. O kadar adam. İlk erkek. Ulan hiç 19 yaşında gibi değil ha. Daha büyük gibi değil mi arkadaşlar? Biraz yakından inceleyeceğim arkadaşlar. Hoş geldin bebeğim. Evet, yakından da daha büyük görünüyorsun. Adam olsun anlatır mısın? İnce düşünceli. Dürüst. Dürüst. Peki bir adam olsun. Diğer iki? Namuslu olsun. Kız tam bir batılı. Yani İsviçre'li bilim insanları uğraşmış da yapmış. Namusu ne demek? Aldatmasın. Aynen. Yani onlar nasıl orospu istemiyorsa biz de aynısı. Bir yakın! Üç. İnsan olsun yeter. Nasıl insan olsun onu da aç. Yani inançlı biraz. İnsan olsun dediğinde Allah inancı olsun anlamda söylüyorsun. Aynen. Hep ben konuşma aynen dedin durdun yani. Kral sen buranın haracını alıyor gibi duruyorsun. Bu nasıl tip koyuyor? Hanımına bakıp medeni bir insan olduğunu anlıyorum. Abi şöyle duruyor. Adın ne? Kıvanç. Aynısısın biliyor musun? Teşekkür ederim. Niye böyle duruyorsun sürekli? Bilmiyorum. Kocan sert görünüyor. Farkındasın değil mi? Evet öyle gözüküyor. Sen de bir o kadar pozitif ve medeni görünüyorsun. Teşekkürler. Ne iş yapıyorsun Kıvanç? Makine mühendisi. Helal olsun mühendis. Ben mühendisler de biliyorum. Kendi sayısalcıyım. Tanıdığım herkes abaza ve zekiydi. Ve böyle görünüyorlardı. Ve kendi emeğiyle, zekasıyla böyle kadınlar ayarlayabiliyorlardı. O da bir beceri. %100 beceri. Oğlum çirkinlik geliştirir. Kendimi gelişmenin nedeni benim çirkinlik. Yani. Yoksa Efe gibi Gülnaz olacaktı. Peki kral nerede mühendisin? Ya ben yıllarca yurt dışında çalıştım. Bir 10 seneye yakın. Nerede? Irak. Tipine de yansımış biliyor musun? Daha sonrasında Türkiye'ye geldim. Şimdi merkez ofiste çalışıyorum. Yenge ne iş yapıyor? Ticaret uzmanı. Çocuk? Şu an yok. Çok ciddi mi? Ne zaman yapmayı düşünüyorsun? Şu an yok ama istiyorsan yaparız. Planlama dahilinde. Peki bir fantazini anlat. Fantazim yok. Sıçma hikaye. Yok. Ne var a**ına koyayım? Neyse bu iki tatlı güzel çifte. 5 şap. Gördüğün gibi Irak. Şap 5 şap 5 şeklinde.